Yani şu an gerçekten inanılmaz duruyor. İnanılmaz bir detay var. Tabii ki Midjourney yine burada kalitesini konuşturmuş ve muhteşem bir görsel ortaya çıkarmış. Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bugün yine bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım. DALE'nin 3. versiyonunu sizlere göstereceğim. Geçen haftalarda OpenAI DALE'nin 3. versiyonunun geleceğini bizlere duyurmuştu. Fakat bu güncelleme ChatGPT'ye entegre edilecek şekilde geleceği söylendi. Bu güncelleme henüz gelmedi fakat bizler DALE 3'ü deneyebiliyoruz. Bunun için Bing Image Creator'a gitmemiz gerekiyor. Yani Bing üzerinden DALE 3'ü şu an aktif olarak kullanabiliyoruz. Bu videoda Dale 3 neler yapabiliyor, nasıl görseller üretebiliyor, deneyimleyerek göreceğiz. Farklı farklı örneklerden karşılaştırmalı şekilde inceleyeceğiz. Bakalım Dale 3 nasıl olmuş? İncelemeye geçmeden önce Dale 3 hakkında biraz daha bilgi vereyim sizlere. Dale yapay zekası OpenAI'nin ürettiği yapay zekalardan biri. Tıpkı ChatGPT, Whisper AI gibi metin yazarak görsel ürettiğimiz bir yapay zeka. Rakipleri Adobe Firefly. Mid Journey gibi o da metinden görsel üretiyor. Yani özetle metin yazarak çeşitli görselleri elde edebileceğimiz bir yapay zeka aracı. Hazırsanız başlayalım. İlk önce Google'a Bing Image Creator yazmamız gerekiyor. Yani ilk açtığımızda karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bu özelliği kullanabilmemiz için bir Microsoft hesabımızın olması gerekiyor. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. OpenAI ile Microsoft bir işbirliği içerisinde Microsoft OpenAI'a ya bir yatırım yaptı çeşitli yapay zeka araçlarını kullanıyor ve geliştirilmesine yardımcı oluyor. Burada katıl ve oluştur diyoruz. Dedikten sonra mevcutta bulunan Microsoft hesabınıza girip işlemlere başlayacağız. Bu ekrana baktığımızda nasıl bir görsel oluşturabiliriz fikir edinmemiz adına çeşitli prompt'lar var. Bu şekilde şurada bir 82 rakamı yazıyor. Burada haftalık 100 tane bize oluşturmak için kredi veriyor. Fakat bu 100 tane kredi bittikten sonra oluşturamayacağımız anlamına gelmiyor. Bu sadece Görselleri daha hızlı oluşturmamıza yarayan bir özellik. Her hafta bizlere 100 adet kredi sağlanacak. Bu güzel, denememiz için yeterli bir sayı şu an için. Burada Türkçe yazıyor fakat promptları Türkçe girmemeniz gerekiyor. Türkçe girerseniz evet işe yarıyor fakat tam olarak dediğinizi anlamıyor. Şu an için Türkçe yarım yamalak çalışıyor diyebiliriz. Burada metinleri İngilizce yazmamız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu şu anda. Şurada eserlerin bölümü var. Eserlerin bölümüne geldiğimizde benim daha önce oluşturmuş olduğum çeşitli görseller var. Bunlardan da size bahsedeceğim. Şu anda Metin'den görsel üreten yapay zekalar arasında en gelişmiş olan Midjourney ile karşılaştıracağız. Bakalım Midjourney'e ne kadar yaklaşmış Dale 3? Bunu hep birlikte göreceğiz. Birkaç farklı prompt alacağım Midjourney'den. Hem Midjourney'de çıkan sonuçları size göstereceğim. Hem de Dale'de çıkan sonuçları sizlere göstereceğim. İlk promptumuz şu. Egzotik bir pazarda bir alien yani uzaylı ticaret yapıyor. Ya da alışveriş yapıyor da diyebiliriz. İşte çeşitli detaylar var. 8K olsun, 16'ya 9 olsun ya da çok ince detaylara sahip olsun şeklinde bir prompt. Bu prompt Mid Journey'de bu şekilde bir görüntü oluşturmuş. Gördüğünüz gibi yazdığınız prompta çok yakın ve inanılmaz detaylı bir görsel oluşturdu. Zaten Mid Journey artık açtı son versiyonlarıyla. Dalin'in ürettiği görsele gelirsek bu da gayet başarılı. Midjourney'in ürettiği muazzamdı fakat inanılmaz iyi olmuş. Açıkçası hangisi daha iyi siz karar verin. Yorumlarda da Dale Midjourney'e yaklaşmış mı ya da onu geçmiş mi? Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bunu belirtin. Yani baktığımızda detayları çok iyi yapmış bir uzaylı. Alışveriş yapıyor. Hatta ticaret yapıyor. Elinde de bir defter gibi bir şey var. Not tutuyor. Burada da alışveriş yapan başka bir uzaylı. Görüntü kalitesi çok iyi, ışıklar çok iyi. Burada da daha farklı bir şekilde bir versiyonu var ve farklı uzaylılar da var. Şimdi ise başka bir prompta geçelim. Burada ikinci prompta geldiğimizde ise zırh giyen bir orangutan, epik fantezi tarzında yüksek kaliteli bir fotoğraf, açık beyaz ve koyu turuncu renkler, dinamik aksiyon sahneleri gibi stil RAW'da çekilsin, S100 formatında vesaire gibi bir prompt. Bakalım Midjourney'de bu nasıl görünüyor? Yani şu an gerçekten inanılmaz duruyor. İnanılmaz bir detay var. Tabii ki Midjourney yine burada kalitesini konuşturmuş ve muhteşem bir görsel ortaya çıkarmış. Bakalım Dale 3 bu konuda ne yapacak? Aynı promptu oraya giriyoruz burada da harika bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Ya gerçekten detaylara baktığımızda çok güzel ve inanılmaz. Tıpkı tarif ettiğimiz gibi Midjourney'deki görselde iki kılıç demesine rağmen tek kılıç üretmiş. Çünkü two swords diyor. Yani iki kılıç diyor. İki kılıcı da buraya koymuş. Dediği gibi ışıklandırma, işte renkler vesaire birebir uymuş ve gayet başarılı. Burada da çok yakın bir görsel oluşturdu diyebiliriz. Aynı şekilde bu da harika olmuş. Hatta diğerinden iyi olmuş diyebilirim bu görsel bence. Burada da tek kılıçlı bir versiyonunu oluşturmuş. Şuralarda farklı farklı detaylar var. Yani şu an için gayet başarılı ve Dale 3 bu arada yeni çıktı. Dale 2 ile Dale 3'ün arasındaki farkı düşününce Dale 4'e geçtiğimizde belki de Mid geçecek bilmiyorum. Tabii ki Mid de inanılmaz bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki bunu zaman gösterecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi diğer bir prompta geçelim bakalım. Dale ile Midjourney arasındaki rekabet ne durumda? Buradaki prompt'ta ise karikatür bir robot, gelişmiş kontrast ayarları, gürültü azaltma, yüksek kalite, süper çözünürlük gibi komutlar girilmiş. Bakalım bu prompt sonrası Midjourney nasıl bir görsel ortaya çıkardı? Evet, gayet iyi. Detaylar gerçekten muazzam. Yine Midjourney, Midjourney'nin göstermiş ve kalitesi üst seviyede. Buna çok fazla açıklama yapmaya gerek yok. Şimdi bakalım Dale nasıl bir iş çıkardı. Burada sanki Midjourney daha iyi bir iş çıkarmış Dale'ye göre. Fakat Dale de gerçekten muazzam. Yazdığımıza yakın bir görsel üretmeye çalışmış. Gayet başarılı. Diğer ürettiğine bakalım. Burada da böyle bir görsel üretmiş. Bu arada bir bilgi vermek istiyorum. Burada prompta Hellraiser denilen ifade aslında bir film. 1987 yılında çıkan bir korku filmi serisi. Daha sonraki yıllarda da farklı serileri de yapıldı. Bunun araştırmasını yapabilirsiniz. Ona benzemesini istemiş aslında burada promptu yazan kişi. Mid Journey'deki robotun üzerinde çiviler vardı. Ona benzetmeye çalışmış. Fakat burada Hellraiser'ı farklı şekilde tasvir etmiş. Burada da kızgın bir robot şeklinde tasvir etmiş. Çünkü bir korku filmi aslında. Bunu söylemeye çalışmış. Dediğim gibi Mid Journey bence daha da öne çıktı. Midjourney ile Dali'yi bu şekilde kıyasladık. Farklı farklı promptları sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi ise ChatGPT'ye prompt yazdıralım. Bakalım ChatGPT bizler için neler üretecek ve ürettiği promptlar sonucunda nasıl görseller elde edeceğiz göreceğiz. Burada ChatGPT'ye geldim ve dedim ki Dali için yaratıcı ve farklı promptlar oluşturmak istiyorum. Bana en fazla iki cümle olacak şekilde yaratıcı üç farklı prompt oluşturur musun dedim. Tabii ki dedi. Üç farklı prompt oluşturdu ve bunları İngilizce ayrıca yazmasını istedim. Çünkü İngilizce yazmamız lazım. Ve dediğim gibi İngilizce oluşturdu. Birinci prompt bir şehri gezen dev bir şekerleme robotu tasvir et. Robot renkli şekerlerden yapılan evleri ziyaret ediyor ve çocuklara tatlı hayaller öğretiyor şeklinde. Bakalım Dale bunu bize nasıl oluşturacak? Bu şekilde tasvir etmiş. Gayet güzel ve tatlı bir tasvir olmuş. Yani bizim orada yazılana yakın bir tasvir olmuş. Belki bu prompt daha da geliştirilebilir. İşte ultra detaylı, hiper gerçekçi, 8K şu açıdan çekim yapsın ya da şu kamerayla çekim yapsın ya da şu tarzda yapılsın şeklinde yazılabilir. Bu geliştirilebilir. Diğer ürettiği görsel daha güzel. Yazdığımız prompt çocuklarla alakalı ve bundan dolayı da Biraz çizgi filmsi tarzı yapmış diye düşünüyorum. Diğer ürettiği görselde bu şekilde. Gayet iyi. Şimdi ikinci promptumuza geçelim. Bir grup penguen uzaya gitmek için roket inşa ediyor. Roketin tasarımı eski bir korsan gemisini andırıyor. Ve penguenler uzay korsanı kıyafeti giyiyor diye bir prompt üretmiş. Şimdi buna bakalım. Dale nasıl bir görsel oluşturacak? Burada yazılana yakın bir görsel ortaya çıktı. Gayet başarılı bence. Diğerlerine bakalım. Burada siyah beyaz bir görsel oluşturmuş. Burada da farklı bir görsel oluşturmuş fakat yazılan promptun neredeyse birebir şekilde oluşturdu. Bu çok önemli. Burada şunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Metinden görsel üreten yapay zekalarda önceki versiyonlarında işte Adobe Firefly, işte Midjourney'nin ilk versiyonlarında yazılanları birebir şekilde aktarma sıkıntısı vardı. Dalen'in ilk versiyonlarında da aynı şekilde. Fakat Dale 3 ile birlikte yazılanları sanki çok net bir şekilde algılıyor ve bunu mümkün olduğunca doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Ki zaten OpenAI tanıtımında bundan özellikle bahsetmişti. Yani bu yazdığımız promptları birebir şekilde olmasa da çok yakın bir şekilde karşımıza getireceğini söylediler. Bu çok önemli bir gelişme ve çok önemli bir ilerleme bence. Artık daha farklı, daha yaratıcı hayalimizde ve aklımızda olan görselleri çok daha net bir şekilde hızlıca üretebileceğiz. Şimdi bir diğer prompt'a geçelim. Bakalım nasıl olacak? Burada ise diyor ki bir ormanda ağaçlar arasında sarkan devasa bir çalgı aleti tasvir et. Ağaçlardan düşen yapraklar ve yağmur damlaları çalgı aletini çalarak ormanda melodiler yaratıyor. Gayet yaratıcı ve farklı bir prompt üretmiş. Bakalım ortaya ne çıktı? Birebir şekilde aktarmış ve gerçekçi bir görsel ortaya çıkarmış diyebiliriz. Yani çok iyi. Diğerlerine bakalım. Bu da çok iyi. inanılmaz. Hatta bir gemiye benzemiş bu çalgı aleti. Şuradan melodiler sarkıyor. Tıpkı prompt'ta bahsedildiği gibi melodiler aşağı doğru iniyor. Ve en iyisi bu olmuş. Ve en gerçekçisi de bu olmuş. Yani inanılmaz. Gerçekten çok üst seviye bir geliştirmeyle karşı karşıyayız. Dale 2'den sonra bu geliştirme muazzam bir ilerleme. Çok başarılı. Yakında bu özellik yani Dalen'in 3. versiyonu ChatGPT ile entegre edilecek. Asıl olay orada başlıyor aslında. ChatGPT ile sohbet ederken bir yandan da işte şunu değiştir, şunu farklı yap ya da görselin şu bölümünü değiştir şeklinde konuşarak görselimizi oluşturabileceğiz. Bu çok farklı bir boyuta taşıyacak bence metinden görsel üretme olayını. Biz normalde kendimiz bir prompt üretip ya da işte ChatGPT ya da işte Google Bart'a ya da herhangi bir yapay zekaya bunu ürettirip ya da kendimiz yazıp üret bu şekilde sohbet ede, ede işte bu olmadı şunu değiştir. O diyecek ki şöyle olmadı böyle yap gibi yapa yapa sonunda daha ideal görseli ulaşabileceğiz. Bu çok önemli bir özellik bence. Son olarak da ben bir prompt oluşturdum. Kendim hayal ettiğim o an aklıma gelen bazı detaylar ekledim. Bakalım kendi oluşturduğum prompt sonrası nasıl bir görsel ortaya çıkacak. Önce prompta bakalım. Prompta şöyle dedim. Oturma odasında bir çınar ağacı var. Yaprakları odanın zeminine kadar sarkıyor her dalda renkli kağıtlar var, hiper gerçekçi, 8K ve dijital sanat dedim. Yani dijital sanatta bunu oluşturmasını söyledim. Bakalım ne çıkacak ortaya. Gayet güzel bir görsel ortaya çıkarmış. Yani bizim tasvirimize uymuş. Oturma odasında bir çınar ağacı. Tam bir çınar ağacı gibi görünmese de orada belki bir sıkıntı olabilir bu görselde. Fakat diğer dediklerimizi burada yapmış gibi gözüküyor. Diğerine bakalım ve bu daha başarılı ve gerçekçi. Yerlere kağıtlar dökülmüş, yapraklardan renkli kağıtlar sarkıyor. Gayet iyi. Bu bence en iyisi olmuş ve en güzeli görünüyor. Dediğimizi birebir tasvir etmiş. Biz çınar ağacı yapmasını söylemiştik fakat tam olarak çınar ağacına benzemiyor. Burada belki bir sıkıntı olabilir ama onun haricinde görsel mükemmel. OpenAI'nin metinden görsel üreten yapay zekası Dale'yi tanıtmaya çalıştım sizlere. Sizler de yorumlarda lütfen fikrinizi belirtin. Denediğiniz görseller nasıl, kalitesi nasıl, gerçekten Mid yakın mı, yaklaşmış mı şeklinde. Birkaç gündür deniyorum farklı promptlar ile. Gözlemim şu, Mid Journey'e Gerçekten yaklaşmış, tabii ki Midjourney şu an için halen geçecek konumda değil bence. Çok çok başarılı, hatta Adobe Firefly'dan başarılı. Bu arada Adobe Firefly ile alakalı ayrı bir videom var, onu da kanalda bulabilirsiniz. Ondan başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şu an bence Midjourney'e en yakın yapay zeka bu diyebiliriz artık. Ki bu 3. versiyonunu yeni çıkardılar. İlerleyen dönemlerde çeşitli güncellemelerle Midjourney'i de yakalayabilir veya geçebilir bilmiyorum. Açıkçası şu an için çok çok başarılı bulduğum Dale 3'ü. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.